Sevda Yaman şu anda Hatay'da. Özellikle bu binalar, yüksek katlı binalar nasıl böyle yıkıldı? Zemine uygun binalar mı yapılmadı? Yoksa deprem mi çok büyüktü? Bütün bu sorulara yanıt arayacağız bugün ama oradaki tabloyu bir ekranlara getirmek istiyorum. Çünkü bina şöyle bir yan yatmış tamamen ve içinde 100 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Şu anda Sevda da orada. Sevda, orada bir bekleyiş var, bir umut var hala değil mi? Bina yan yattığı için içinde hala canlıların olabileceği düşünülüyor anladığım kadarıyla. Bize bir nerede olduğunu, bir oradaki tabloyu, bir Hatay'daki durumu bir aktarır mısın lütfen? Tabii Didem Hanım, şu anda Hatay'ın Antakya ilçesinde 422. sokaktayız. 422. sokakta yine her bölgede olduğu gibi birçok bina ne yazık ki yan yatmış durumda. Arkamda görmüş olduğumuz bina da Torunlar Apartmanı olarak geçiyor. Torunlar Apartmanı aynı zamanda hala aşağısında insanların olduğunu, cansız bedenlerin de olduğunu ancak hala seslerin geldiği bir bina. Yani umut vaat eden bir bina. O yüzden çalışmaları devam ediyor. Şu an için binanın moloz yığınlı kısmını gösteriyordur kameraman arkadaşım Tamer Budak sizlere. Moloz yığınlı taraflarını boş arazilere dökmeye çalışıyorlar ki aşağıda ses gelen yerlere daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilsinler diye. Aynı zamanda ısı makinalarıyla da bir yandan test ediyorlar. Herhangi bir bina içerisinde herhangi bir ısı var mı yok mu? Aynı zamanda bu ısı biliyorsunuz ki kişinin yaşadığına dair de %50 koşuluyla bir umut vaat ediyor yine bizlere. Şu an için bu binanın önündeyiz ama etraf tamamıyla böyle. Bütün binalar yan yatmış bir durumda ne yazık ki. Hatta sokakların arasından geçerken şunu aktarabilirim ki sizlere, binalar üst üste geldiği için sokakları kapatacak derecede. Yani çok fena, bakar mısınız? İnanılmaz. İnanılmaz yani. 107. Evet, saatte Sevda, peki kaç katlı binaydı orası? Kaç katlı biliyor musun? Biliyor musun? tabii sizlerle bu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Şu anda Torunlar Apartmanı'nın önündeyiz. Torunlar Apartmanı yaklaşık 40 senelik bir bina. 8 katlı ve her katında 4 daire var. Yani 32 daireye sahip bir bina. Ortalama 100 insanın yaşadığı, yani bu felaketten önce ortalama 100 insanın yaşadığı bir bina. Bu binanın içerisinden 15 ila 20, yaklaşık 15 ila 20 kişi sağ olarak çıkarılmış. 20 ila 25 kişi de ne yazık ki vefat etmiş, bir şekilde Peki çıkarılmış. Sevda, bize Şu an çalışmalar devam. görüntüler vermeye devam et. Ben sen Moruvaki'ye hemen sormak Evet. istiyorum bu görüntüyle ilgili olarak. Şimdi burada tabii yan yattığı için hala içeride işte yaşam boşluklarında kalan ve hayatta olan depremzedelerin olduğu değerlendiriliyor. Olabilir mi sen Moruvaki? Tabii. Ondiriç'te iki tipi çok bina çöktü derken iki tipi var. Tamamen çöktü. Bu tamamen kolon zayıf. Onu söyleyebilirim. Tamamen yere çökerse kolon zayıf. Yani kolon zayıf için aradaki kolon yok olduğu halde. Tamam. Ama yan yattığı bina, yani kolon o kadar zayıf değil. Tamam. Ama yani gücü, depremdeki gücü kompri giriş kattaya gidiyor. Onun için giriş katta çöktü, ondan sonra yattı. Yani üst katta mesela ana mitayının bu suçu değil. Ana müteahhit doğru düzgün yaptı. Ama bu dizayn tarafta, mimar ve inşaat mühendisinin statikini, dizaynı sıkıntıdan. Yani bu mesela 1998'den öncedeki binasa, bu yani yönetmeliğine göre yaptı ama ona rağmen eski yönetmeliği için böyle sıkıntı oldu. Zemini hesaplayamadı. Yani onu mu? Evet, Doğru mu? zeminde alakası var ama binanın kendisi, bu yönetmelik inşaatı bina yapıyorken nasıl yapmak lazım? Bunu 1998, 2007, 2018'de değişikliği oldu. Şimdi 2018'den sonraki bina artık Japonya ile yönetmelik olarak aynı seviyede, eşittir söyleyebilirim. Hatta biraz ince bakıyorsa Türkiye daha katı diye söyleyebilir. İyi yönetmelik. Ama ona göre yaptı mı yapmadı mı ve 1998'den öncesa girişi için biraz sıkıntı var diye söylüyor. Yani,
yönetim yükümlülüğüne göre yapıyorsa da. Evet. Japonya'da da bu 1998'in Kobe depremi diye vardı. Hı hı. Japonya'sa 1982'de değişikliği oldu. Hı hı. Ondan önceki bina aynı giriş çöküyor ve kalıyor ya da yatıyor. Evet. Böyle vardı bizde de. Anladım. Tekrar döneceğiz binalara ama bina görüntüsünü verince sizin görüşlerinizi merak ettim. Bir de ben ettim. De söyleyeyim. Buyurun hocam. Aslında tabii ki orada zemin koşulları çok Amik Gölü'nün dolmasıyla oluşmuş. Antakya'yı da biliyorum. Mesela oranın kuzeyinde hemen pardon doğusunda Kırseyri Gölü. Şimdi çok ünlü sabunları da var. Kırseyri Köyü var. Kireç taşı üzerine sağlam. Yayla Dağı gidiyorsunuz orası sağlam ama bu çukur içindeki Amik çukurlu içinde olanı var. Öbür dediği de doğru. Aynı biz minerallerde de bunlara silip diyoruz. Kat 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 yer. Her kat birbirinin üzerine kayarak birbirine silip ederek tak 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 diziliyor. Hı hı. Ama eğer zemindeki dengesizlik varsa, zeminde bir tutarsızlık, birinci kat çökmese de zeminin açısının değişmesiyle ağırlık merkezi geriye dönüp düşüyor. Yani depremde uzun binalar gitti, salınma geldi. Hı. Gitti, salınamadı. Bu çelik konstrüksiyon olursa gökdelenler geri geliyor. Ama çelik olmazsa, beton olursa betonun belli yerden sonra geri dönme riski çok zayıf oluyor. O zaman ağırlık merkezi tık 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 ana kolonları kırarak bir silip alarak, yana doğru silip yaparak üst üste diziliyor. İşte orada da dizaynda yani şeyde evet, evet. Çizimde, projede sıkıntı var diyorsunuz proje değil mi? Proje ve hesapta problem var. Hesaplamada zeminde kırmaya başlıyor. Ondan sonra yukarı yukarı. Zeminin çekimi. Altındaki toprakta evet. O güç beni var. Alıp, toprak iki, onu tutamayınca kaybı. Evet, lütfen evet. ikinizi görsün istedim. Ben bu arada biz konuşurken tabii hep umut var diyoruz. 107. saatte de mucizeler yaşanıyor. Bir yandan evet. O görüntüler ekranlara geliyor. Hatta yani herkes böyle bazı işte üniversitelerin arama kurtarma ekipleri de var. Onlardan Akut'un kurucularından Feridun Çelikmen'in işte daha yeni çektiği, bugün çektiği işte onlar da sıcağı sıcağına işte bazı enkazlara gitmişler. O görüntüler de daha bugün çekildi. Ekranlara birazdan getireceğim Yeditepe Üniversitesi'nin ekibinin görüntülerini.